Merhaba arkadaşlar bu videomuzda unuttuğunuz veya hatırlamadığınız Windows 11 oturum açma şifresini nasıl sıfırlayacağınızı anlatacağım. Yapacağımız işlem sonucunda bilgileriniz, belgeleriniz, dosyalarınız vesaire kesinlikle ama kesinlikle silinmeyecek. Yapacağımız tek şey oturum açma şifremizi sıfırlamak. Bu işlemin Windows 11 işletim sistemine sahip bilgisayarlar için geçerli olacağını hatırlatalım. Şu an karşımıza arkadaşlar şu şekilde bir Windows 11 oturum açma ekranı bulunuyor. Bu ekrana geldiğinizde şifrenizi hatırlamıyorsanız veya bilmiyorsanız hızlı bir şekilde bunu sıfırlayarak oturumu açabilirsiniz. Şimdi ilk ihtiyacımız olan şey arkadaşlar en az 8 GB büyüklüğünde içi boş bir USB bellek. USB belleğiniz hazırsa komşumuzdan veya arkadaşınızdan 15-20 dakikalığına ödünç alabileceğiniz bir bilgisayar ile bu USB belleğimize Windows 11 işletim sistemini yükleyeceğiz. Akabinde şifresini sıfırlamak istediğimiz bilgisayarın başına geçeceğiz ve şifre sıfırlama işlemini başlatacağız. Yapacağımız işlemde kesinlikle ama kesinlikle format atma işlemi gerçekleştirmiyoruz. Sadece şifre sıfırlama işlemini yapacağız. Şimdi arkadaşlar bir bilgisayarın başına geçerek USB belleğimi bilgisayarıma takacağım ve bu USB belleğe Windows 11 ISO dosyası Yükleyeceğim. Farklı bilgisayara e geçiş yaptık ve USB belleğimizi arkadaşlar bilgisayarımıza taktık. USB belleğimizin içerisinin boş olması gerekiyor ve en az 8 GB büyüklüğünde olması gerektiğini tekrar hatırlatalım. Devamında arkadaşlar Rufus ile Windows 11 ISO dosyasını bilgisayarımıza indireceğiz. İkisini de bağlantısını hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bırakacağım. Rufus için arkadaşlar bu sayfaya geldiğinizde hemen bakın şuradaki Rufus 4.3 EXE veya serisi değişebilir. Burayı tıklayarak Rufus adlı paket programı bilgisayarınıza indirin. Herhangi bir kurulum gerektirmiyor doğrudan çalıştır şeklinde arkadaşlar. Arkadaşlar, bir program Windows 11 ISO dosyası için arkadaşlar bu sayfaya geliyorsunuz. Bu sayfaya geldiğinizde Windows 11 disk görüntüsü indirmenin altındaki indirin seçik kısmını tıklayarak Windows 11'i seçin ve indir diyelim. Kısa bir süre bekledikten sonra ürün dilini seçin kısmında arkadaşlar Türkçe'yi seçtikten sonra onayla diyelim. Ve son olarak Windows 11 Türkçe'nin hemen altındaki 64 bit indir kısmını tıkladığınızda arkadaşlar otomatik olarak Windows 11 ISO dosyası bilgisayarınıza indirmeye başlayacak. Yaklaşık olarak 5.9 GB büyüklüğünde ve 10 dakika içerisinde bilgisayarınıza ineceğini hatırlayın atalım İndirme işlemi tamamlandıktan sonra Rufus programını çift tıklayarak çalıştıralım. Rufus programını çalıştırdığımızda karşımıza şu şekilde bir pencere gelecek. Burada aygıt kısmında USB belleğimizi göstermemiz gerekiyor. Bakın burada E sürücüsü yazıyor. Hemen şurada da USB belleğimin E sürücüsünde olduğunu görebiliyorsunuz. Devamında seç kısmından indirmiş olduğumuz Windows 11 ISO dosyasını göstereceğiz. Seç kısmını tıklıyorum. Tabii sizin indirenler kısmında olabilir arkadaşlar. Benim masa üstünde. Masa üstünü seçtikten sonra Windows 11 ISO dosyasını çift tıklayarak seçili hale getiriyorum. Disk bölüm düzeni GPT olacak şekilde başlat diyor. Gelen uyarıya okey diyorum. Son olarak usb bellek içerisindeki tüm verilerin silineceğine dair bir uyarı geldi arkadaşlar. Tamam diyerek işlemi başlatıyorum. Bu işlem sonucunda Windows 11 ISO dosyası usb belleğimize yazdırılmış olacak. Ve işlemimiz tamamlandı. Rufus yardımıyla Windows 11 ISO dosyası usb belleğimize yazdırıldı. Hemen durum kısmındaki hazır ibaresinden anlayabiliyoruz. Şimdi kapat diyerek işlemi sonlandıralım ve bu usb bellekle şifresini sıfırlamak istediğimiz bilgisayarımıza takalım. USB belleğimizi şifresini sıfırlamak istediğimiz bilgisayarımıza taktıktan sonra bu bilgisayarı yeniden başlatacağız. Yeniden başlatma esnasında bu bilgisayar için tanımlı olan hızlı boot tuşuna üst üste basacağız. Böylece arkadaşlar bu bilgisayarın USB belleğinden ön yükleme yapmasını sağlayacağız. Tabi her bilgisayar için hızlı boot tuşu farklı oluyor. Bu bilgisayar için F12 tuşu F12 tuşuna üst üste basarak hızlı boot seçeneğine gidiyorum ve buradan USB belleğimin ön yüklemesini sağlıyorum. Genel olarak bilgisayarlarda ESC, F1, F2, F10, F9, F11 şeklinde olabiliyor benim bilgisayar için F12 şeklinde arkadaşlar ve bilgisayarımı yeniden başlatıyorum. Yeniden başlattığım esnada F12 tuşuna üst üste basarak ön yükleme yapmasını sağlıyorum. Kısa bir süre beklemenin ardından karşımıza şu şekilde bir pencere gelecek. Burada klavyenin yön tuşlarını aşağı yukarı yön tuşlarını kullanarak USB belleğimi seçeceğim ve USB belleğimi seçtikten sonra Enter yapıyorum. Ve karşımıza şu şekilde Windows kurulum penceresi gelecek. Bu pencere geldiğinde sonraki diyorum. Ardından şimdi yükle diyorum. Ürün anahtarım yok diyorum. Burada herhangi bir tane işletim sistemini seçtikten sonra sonraki diyorum. Lisans koşullarını kabul edip sonraki diyorum. Ve son olarak arkadaşlar yalnızca Windows'u yükle gelişmiş seçeneğini seçiyorum. Şimdi bundan sonra arkadaşlar ileri demiyoruz. Yani sonraki diyerek kesinlikle devam etmeyeceğiz. Aksi takdirde bilgisayarımıza format atılmış olacak. Biz burada bilgisayarımıza format atmayacağız. Sadece ve sadece bilgisayarın şifresini sıfırlayacağız. Yapacağımız şey bu. Bu nedenle bu penceredeyken kesinlikle kesinlikle sonraki gidiyoruz ve burada herhangi bir işlem yapmıyoruz. Buradaki en önemli şey ise şu arkadaşlar. Burada sürücülerin yani şu şekilde ekranda gibi sürücülerin gözükmesi gerekiyor. Eğer sizde bu kısımda herhangi bir şey yoksa yorum kısmına yazın arkadaşlar. Size nasıl yapılacağını yani bunların nasıl görünür hale getireceğinizi kısaca anlatayım. Şimdi buradayken eğer sürücüleriniz bu şekilde gözüküyorsa klavyeden Shift ve F10 tuşuna basalım. Shift ve F10 tuşuna bastığınız zaman karşınıza şu şekilde siyah bir pencere gelecektir. Bu siyah pencere geldiğinde klavyeden RG şeklinde yazıyoruz. Regedit şeklinde yazdıktan sonra enter yapıyoruz. Böylece karşımıza kayıt defteri düzenleyicisinin penceresi gelmiş oluyor. Burada HiKey Lokal Machine yazan kısmı arkadaşlar çift tıklıyoruz. Buradan dosya ardından yığını yükle diyoruz. Karşımıza şu şekilde bir pencere gelecek. Bu pencere geldiğinde bilgisayar kısmını seçiyoruz. Devamında arkadaşlar işletim sistemimizin yüklü olduğu sürücüyü bulmamız gerekiyor. Bunun için şu şekilde bir yol izliyoruz arkadaşlar. Rastgele herhangi bir sürücüye girip kontrol ediyoruz. Örneğin buraya girip arkadaşlar kontrol ettiğimizde bakın şu şekilde users. Yani kullanıcılar diye bir klasör var. Bunun içerisine girdiğimde benim oturum açma ekrandaki bir adlı kullanıcı adım burada yok. O yüzden arkadaşlar buradan geri dönüyorum. Yani tekrar bu bilgisayarı seçiyorum. Diğer sürücüleri tek tek kontrol edeceksiniz. Sizin normal kullanıcı adınız yani oturum açma ekrandaki kullanıcı adınız hangi sürücüde ise onu bulmanız gerekiyor. Şimdi bu C diskine yani C sürücüsüne gidiyorum. Ardından kullanıcılar klasörüne gidiyorum. Bakın benim bir adlı arkadaşlar kullanıcı adım burada yer alıyor. O yüzden buradan devam edeceğim. Yani bu C diskinin içinden devam edeceğim. Şimdi tekrar arkadaşlar bu bilgisayar diyorum. C diskimi seçiyorum. Buradan Windows'u seçiyorum. Devamında arkadaşlar sistem 32 klasörünü bulacağım. S'ye basıyorum. Bakın sistem 32 klasörü burada yer alıyor. Windows klasörünün içerisinde yer alıyor. Bunun içine gidiyorum. Ardından hemen şuradaki config klasörünün içine gidiyorum. Ve son olarak bakın şurada sistem diye bir dosya var. Sistem dosyasını çift tıklıyorum. Çift tıkladığımda karşımda şu şekilde yığını yükle bir pencere gelecek. Buraya arkadaşlar 1, 2, 3 şeklinde yazıyorum ve tamam diyorum. Tamam dediğimde hemen şurada bakın 1, 2, 3 şeklinde bir klasör oluşturulmuş oldu. Şu şekilde de açalım. Açtıktan sonra Setup kısmına gidelim. Yani 1, 2, 3'ün altındaki arkadaşlar Setup klasörüne gidiyorum. Setup klasörünü seçtikten sonra CMD Line'ı çift tıklıyorum. Buna CMD.exe adını veriyorum. Küçük harflerle CMD.exe adını veriyorum. Tamam diyorum. Setup Type kısmını yani Setup tipi kısmını çift tıklıyorum. Buna arkadaşlar 2 adını veriyorum. Bakın değer verisini 2 olarak giriyorum ve tamam diyorum. Şimdi tekrar 1, 2, 3'ü arkadaşlar şu şekilde seçili hale getiriyorum. Dosya kısmına geliyorum. Yığını kaldır diyorum ve gelen uyarıya evet diyorum işlemimiz tamamlandı. Şimdi arkadaşlar pencereleri kapatıyorum. Yani tamamını şu şekilde kapatalım. Kapattıktan sonra bilgisayarımız yeniden başlayacak. Bilgisayarımız yeniden başlatıldığında karşımıza şu şekilde siyah bir ekran gelecektir. Bu siyah ekran geldiğinde arkadaşlar şu komutları aynen olduğu gibi yazıyoruz. Control, boşluk, user, passwords 2 arkadaşlar. Aynen bu şekilde. Control, boşluk, user, passwords 2 şeklinde yazıp enter yapıyoruz. Karşımıza kullanıcı hesapları penceresi geliyor. Bakın şu şekilde pencere geldi. Bu pencere geldiğinde sizin arkadaşlar fareniz çalışmayabilir. Eğer fareniz çalışmıyorsa tab tuşuyla yönlendirme yapabilirsiniz. Şimdi benim kullanıcı adım neydi arkadaşlar? 1'di. Yani oturum açma ekrandaki kullanıcı adım 1'di. Ben bunu sıfırlayacağım. 1 burada görünüyor. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Bakın tab tuşunu kullanarak devam edeceğim. Şöyle tab tuşuna tek tek basıyorum. Parolayı sıfırlaya kadar geliyorum. Parolayı sıfırla butonun üzerine geldiği zaman enter yapıyorum. Eğer fareniz çalışıyorsa fare de yapabilirsiniz. Şimdi enter yaptığımda karşımda şu şekilde pencere geldi. Şimdi tekrar tab tuşunu kullanarak tabın üzerine geliyorum. Bakın şu şekilde tabın üzerine geldim ve tamam diyorum. Ve böylece şifremiz tamamen sıfırlanmış oldu. Devamında arkadaşlar tamam diyeceğim. Klavyeden tab tuşuyla tamamın üzerine geliyorum ve enter yapıyorum. Ve son olarak arkadaşlar bu pencereyi kapatacağım. Bunun için buraya exit şeklinde yazıyorum. Bakın exit şeklinde yazıyorum ve enter yapıyorum. İşlemimiz tamamlanmış oldu ve gördüğünüz gibi oturumumuz açıldı. Basit bir şekilde Windows 11 oturum açma şifresini bu yöntemle hızlı bir şekilde sıfırlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi kesinlikle ama kesinlikle bilgisayarımıza format atmıyoruz. Yani formatlama işlemi değil bu. Sadece ve sadece bilgisayarın şifresini sıfırlamış oluyoruz. Bilgisayarımıza herhangi bir zarar yok. Herhangi bir zamanda herhangi bir nedenden dolayı veya istediğiniz zamanda bu yöntemi kullanarak şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. Eğer ilk denemede başarısız olduysanız ikinci, üçüncü denemede başarabileceğinize inanıyorum. Benim alçaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.